Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle göstereyim, ikinci yılın güzündeyiz. 17. gündeyiz. Herhangi bir değişiklik yok şu an için, yani normal rutin görevleri vesaire etkinlikleri falan yaptım yani. Hatta dün şurada etkinlik vardı. Yıldız Çin'e gittim geldim. Onun dışında herhangi bir değişik farklı bir şeyimiz yok. Bilerek şimdi videoyu açtım. Normalde biraz daha oynayıp başlayacaktım ama bu daha önceki bölümde biliyorsunuz Raccoon'la ilgili görevimiz vardı. Onun ikincisi geldi. Mason döndüğünde geliyor tabii, daha doğrusu. Muhtemelen bir dahaki Mason döndüğünde bir görev daha gelebilir. Ona ilerleyen zamanda bakacağız. Raccoon yanına yeni bir Raccoon daha geldi. Yani kendime eş bulmam gerekiyor diyordu ya. Muhtemelen arkadaş kendine eş bulmuş. Onun yanında yeni bir Raccoon gördüm ama dokunmadım size göstermek istediğim için. Onun görevini de beraber yapalım diye. Hemen şimdi oraya gidelim. Gördüğünüz gibi yanına eş gelmiş. Artık iki kişi olmuşlar. Daha bundan çocuklara falan da gelecekmiş herhalde. Onu da göreceğiz. Açım meyve istiyorum diyor. Kurtulmuş çakal eriği ve nar reçeli istiyor. Bunları ben gördüğüm için hazırladım. Sizi bekletmemek için. Buzdolabına koymuştum. Hatta keşke yanıma alsaymışım da neyse, git gel yaparız. Hem de size gösteririm bilmeyenlere nasıl yapıldığını. Belki soranlar olabilir. Onları da göstermiş oluruz. Şimdi burada değil, şuraya mı koymuşuz? Aynen, nar reçeli ve kurtulmuş çakal eriği. Bu kurtulmuş çakal eriğini yapmak için kurutucuya koymanız lazım. Hatta kurutucu tarifi de şurada. Odun, kil ve kızıl kıvarsla yapılıyor. İçine 5 parça koymanız lazım. Yani 5 tane erik koymanız lazım. Çakal erikleri nerede? Çakal erik bunlar. Şunlardan 5 tane koyduğunuzda size bunu veriyor. Bu istediği bir tanesi, istediği bu. Bir de nar reçeli istiyormuş. Nar reçeli için de yine seranın içinde ben nar ağaçları dikmiştim zaten. Onlar da büyümüştü. Hatta serayı bayağıdır bir geliştiriyorum. Hatta size de göstereyim. Belki serayı niye göstermiyorsun diyen olabilir. Şöyle. Hatta bunlar da büyümüş. Bunlar da şöyle şunlarla. Toplayabiliyoruz artık. İridyum kırpan bayağı işe yarıyor. Yoksa bunlarla kim uğraşacak? Evet. Hatta kahvelerimiz dolmuş. Onları da alalım. Buraları boş bıraktım. Belki ilerleyen zamanda ya bunlardan tamamlarım ya da farklı şeyler ekmek istersem diye. Zaten para odaklı oynamadığım için bu save'i. O yüzden acelemiz yok. Nar reçeli işte, ağaçtan narımızı topladı zaten. Buradan ben 3 günde bir topluyorum. Buraya her gün gelmiyorum zaten. Ağaçlar oldukça gelip topluyorum. Ağaç oldukça gelip topluyorum yani. O yüzden 3 günde bir gelmek yetiyor seraya. Her gün gelmeye gerek yok. Bunlar da şurada meyvelerimiz. Buradan işte narınızı alıyorsunuz. Onu da yine aynı şekilde fıçının içine koymanız lazım. Fıçıları da şöyle gösterelim bilmeyenler için. Odun, bakır, demir ve meşale yapılıyor. Şunu da yapıyorsun. İçine nar koyuyorsun bir tane ve size nar reçelini veriyor. Yok pardon, yanlış şeyi gösterdim size. Fıçıyla değil. Neredeydi o? Kavanozla yapılıyordu. Bir saniye. Şu, aynen bu, pardon. Odun, taş ve kömür. Bunu yapıyorsunuz bir tane. İçine nar koyuyorsunuz ve size nar reçelini veriyor. Bu arada bu şartlar olmuş burada. Bunlar da şöyle gelmişken toplayalım. Henüz fıçıları fazla değil. O yüzden de az yapabiliyoruz ama sıkıntı değil. Neyse, seradan eski meyve getirip yeniden bunu doldururuz. Şimdi biz görevimize gidip ilk önce bir görevimizi verelim. Bu arada buralara jüneme barkaları koydum. Eğer ekersem onları jünemeleri toplatmak için. Evet, bakalım. Bir tane bundan, bir tane de bundan. Ne oldu şimdi? Sağ ol Bobo, şunu al. Rakun günlüğü verdi. Evet, yeni bir kitap aldık. Rakun günlüğü. Bu sayede yabani otlardan karış tohum elde etme şansımız yükseliyormuş. Bunu satabiliyoruz 1000 altına. Ama ben okuma taraftarıyım çünkü bu bizim karakterimize eklenecek. Buraya eklenmiş olması lazım. Aynen buraya geldi. Eski kitaplarımız var. Bunları bulduğumuzda da bunları da yine ekleyeceğiz. Zaten bütün kitapları aldığımız zaman kitaplarla ilgili bir tane de video çekerim. Belki short videosu olabilir. Kısa video, 60 saniyelik falan. Yani hangi kitap ne işe yarıyor tarzında. Ona da bakarız. Şimdi aile kurma zamanı geldi diyor. Bir süre sonra da bunların yavruları gelecek. Ve bize yeniden görev verecek.
Ben birazcık oyunu oynarım. Hatta bu videonun içinde belki onu yapabilirim yani. Bu videoyu burada kesip daha sonrasında tekrardan yeni görev geldiğinde oradan ilerletebilirim. Hem size de göstermiş oluruz. Henüz burada mantarlarımız olmamış. Buraya dediğim gibi daha önce söylemiştim. Siz buraya mantar yapmayın. Buraya meyve yapın. Yani yarasaları seçin. Çünkü zaten mantarı buradan alabiliyorsunuz rahat rahat. O yüzden boş yere gerek yok diye düşünüyorum. Neyse burada ben bu videoyu keseyim o zaman. Tekrardan Raccoon'un yavruları geldiğinde devam ettirelim. En azından normal standart video yerine içerikli bir video olsun. Raccoon içerikleri olsun en azından videoda. Onu da artık eklerim hemen arkasına. Evet. Demiştim birazcık daha oynayacağım üzerine diye. Çünkü Raccoon'un yeniden gelmesi gerekiyordu. O da gelmiş. Kaç günde geliyor bilmiyorum ama muhtemelen herhalde bir hafta civarında bir geri dönüşü var onun. Yani haftada bir galiba görevlerin yeniliyor. Ve sürekli de görev vermeye devam ediyormuş. İnternetten birazcık araştırdım onu. Ve her görevde farklı bir ödül veriyormuş. Toplam 8 tane görev veriyormuş. Ve 8 görevde de bittikten sonra size bir tane başarım veriyormuş. O başarımı almak istiyorsanız yapabilirsiniz görevler ama görevlerin hepsi birbirinin tekrarı gibi. Yani şunu getir bunu getir tarzında ve istediği şeyler hep o mevsime ait şeyler oluyormuş. Ve son bardaysanız son bardaki ürünlerden işte yazdaysanız yaza ait ürünlerden. O şekilde ürünler istiyormuş sizden. 8 kere istiyormuş bunu. Ona yapabilirsiniz. Ben tabii şimdi bir kere de yapacağım. Ondan sonra tekrarlarını yapmayacağım zaten. Çünkü 8 kere git geldi göstermeye gerek yok. Bu arada şunu daha önce gösterdim hatırlamıyorum size ama bu da bunu her gün bir kere basıyorsunuz ve size gördüğünüz gibi lütuf veriyor. Bugün bu vermiş. Mesela bugün insanlar daha fazla diyalog kurabiliyormuşuz. Daha fazla kalp kazanabiliyormuşuz. Bu her gün başka bir şey veriyor. Bazen mesela bitmeyen enerji veriyor. O çok güzel. O gün boyunca hiç enerjiniz bitmiyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz. O gün işte tam böyle madene falan gitmenin zamanı yani. O lütufları her gün rastgele veriyor. Tamamına bakabilirsiniz internetten. Bayağı bir fazla çünkü lütuf var. Her sabah kalktığınızda ona bir kere dokunmanız yeterli. Onu da nereden alır diye sorarsanız zaten aldığımızı görmüştünüz önceki bölümde ama görmeyenler için. Neredeydi? Şu Lee'in barakasının aşağısında şu ormanın olduğu yerde. Şurada bir gizli odamız vardı. Hatta şu köprüden geçtiğimiz yer. O gizli odanın içerisinde puan veriyordu ustalık puanımızı ve ustalık puanı sayesinde de onu almıştık. Ustalık puanını da şöyle göstereyim. 2 puanımız var. İşte bir tanesiyle ben bunu aldım. İridium tırpanı. Birisiyle de o lütuf olayını aldım. 3 tane daha yer var. Onları da puan geldikçe alacağız. Keşke yürüyerek gelmesin. Neyse. Atabilseydik iyiydi. Göreve gidiyorum çünkü de şu görevi göstereceğim. Bu arada gördüğünüz gibi eşi gelmiş ve burada yavrusu da var. Aileyi kurmuşlar. Evet şimdi kurumuş mor mantar ve mağara avucu istiyor. Bunları ben zaten hazırlamıştım. Onları hemen alıp geleceğiz. Muhtemelen sonraki döngülerde herhalde 7 günde birdir. Toplam 8 görev var çünkü. Tabii sizde istedikleri farklı olabilir çünkü birden fazla öğe isteyebiliyor. Bulunduğunuz mevsime göre de bu değişiyor. O yüzden sizden farklı şeyler isteyebilir. Yani sen de bunu istedi ama ben de bunu istemedi diye boş yere aşağıya yazmayın. Onu çünkü rastgele veriyor. Hatta neler istediğinde de yine Stardew'in Wiki sayfasında mevcut. Orada şu görevde bunları isteyebilir, şu görevde bunları isteyebilir diye 8 görevi de ayrı ayrı listelemişler. Ama dediğim gibi yani görevlerin hiçbir farkı yok birbirinden. Hepsi aynı bu şekilde. Getir götür görevleri. Bunu da verelim bakalım ne verecek. Evet şapka verdi bir tane. Kürkten bir şapka verdi. Güzel. Güzel görünüyor. Ailemi gençleştirebilirim diyor. Yani bu bir tane daha çocuk olacak anlamına geliyor. 7 gün sonra. Yani şu an 26'ndayız biz. 28'e kadar 2 günde buradan 5'te oradan. Ayın 5'inde tekrar gelirseniz buraya. Yani gelirsek yeni bir görev daha verecek. Yine yeni bir ödül daha verecek bize. Ama dediğim gibi yani hepsi artık tekrar görevleri. O yüzden bunları ayrıntılı olarak göstermeyeceğim. En azından mantığını göstermiş olduk nasıl yapıldığını. Bu şekilde buraya gelip giderek 7 günde bir bu görevleri yapabilirsiniz. Tabi yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir zorunluluğu yok bunun.
Sadece yapanlara böyle ekstradan ödüller veriyor. Mesela şapka için çok güzel oldu. Böyle değişik şapkaları oyunda almayı seviyorum ben. O yüzden benim için güzel oldu şapka olayı. O yüzden ben 8 görevde yaparım. Acaba neler verecek diye. Bu arada ödüller de değişiyor. Yani herkes aynı ödülü verecek diye bir şey de yok. Onu da belirteyim. Bazı görevlerin ödülleri sabit. Mesela bu görevde şapka veriyor ama bazı görevlerde farklılığı var. Bunu yaparsan bunu alırsın, bunu yaparsan bunu alırsın tarzında. Mevsimine göre ödülünü değiştiriyor. Sadece böyle spesifik ödüllerde, özel ödüllerde bu şekilde herkes sabit ödülleri veriyor ama onun haricinde bir sabitliği yok. Yani mesela bazı günler ne bileyim size işte elmas verebilir. İşte size meyve verebilir. O tarz şeyler mesela onlar rastgele geliyor size. Ya da bileyim işte mantar verir mesela size. Onu da yine rastgele verir. Şöyle bunları da buraya koyalım. Çünkü onlarda şey yok. Belli bir özellik olmadığı için onları herkese aynı vermiyor. Sadece böyle işte şapka gibi tarzı şeyleri aynı veriyor. Hatta 7 gün sonra bir görev daha var galiba. O da yine özel bir görev olması lazım. Ona da bir bakalım olmazsa. Onu da ben şimdi hemen 7 gün daha oynayayım. Tekrar bu videonun üzerine ekleyeyim onu da. En azından onu da göstermiş olalım. Çünkü orada sanırım yine özel bir şey verecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Okuduğum kadarıyla yani. Onu da size gösterelim. Ben bir oynayayım 7 gün daha. Sonra tekrardan görüşelim. Evet, kış mevsiminin 9. gününe geldik. Bir haftan fazla oldu çünkü bir hafta yenilendi ama ben gittim görev aldım ve görevin üretim aşaması da vardı. Bu ikisini istedi. Mağara avucu suyu ve paklanmış kış kökü. Bunların da bir tanesini şundan yapıyorsunuz. Kavanozun içine koyarak yapıyorsunuz. Diğerini de fıçıya koyarak yapıyorsunuz. Bilmeyenler varsa onu da belirtelim. Atı yine unuttuk ya, dur. Bu arada yine bugün o Lütfü heykelinden Lütfü aldım. Bu sefer bunu verdi. Prizmatik kelebek vadide bir yerde seni bekliyor diyor. Harita üzerinde gezip o kelebeği bulacağız. Neredeymiş? Sabit bir yeri yok. Daha önce çünkü o geldi. Bayağı bir o yüzden dolanıyoruz. Bu ne verdi bakalım? Evet, artık normal ödülleri vermeye başlamış. Demek ki özel ödülleri bitmiş. Ben özel ödüller verir diyordum ama. Tamam, bundan sonrasının önemi yok. Daha önce de belirttiğim gibi. Tamamen artık rastgele ödüller verecek. İşte pertozudur, işte çadırıdır, meyvedir, sebzedir. O tarz şeyler verecek yani. Prizmatik parçadır. O yüzden bundan sonra kısımlar önemli değil. Yine tabi yapabilirsiniz ama dediğim gibi önemi sizin için ne kadar varsa yani. Artık benim için önemi kalmadı. Çünkü vereceği her şey zaten bende var artık. Ben özel eşyalarını almak istiyordum onun. Onu da aldık. Prizmatik parça kelebeği varmış. Daha doğrusu prizmatik kelebek. İşte onu bulacağız. Lütfen gelmişti. Haritada bir yerlerde diyor ama bakalım neredeymiş o. O yüzden şöyle bir haritayı hızlıca gezeceğiz. Tüm haritayı. Akşam olmadan önce. Evet, buldum kelebeği. Kelebek. Marangozun oradaymış. Şu yukarıdan alırız herhalde onu. Gel buraya. Aşağıya indi ya, tüh. Buraya gelecek mi o bakalım. Ha, şuraya geliyor. Gel 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 gel. Evet. Onu aldığınızda size 5000 altın veriyor. Aklınızda olsun. Daha önce de aynı şeyi vermişti. Demek ödülleri değişmiyor. Bu arada kışlık elbiseler de baya güzel. Artık kışın daha kalın giymişsiniz. Bütün karakterler böyle kışın elbise değiştiriyorlar. Bu arada daha önce onu söylemiştim herhalde ama. Tek tek gösterdim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi üstlerinde mesela süveter giymiş, kazak giymiş. Aynı şekilde. Bütün
Bütün karakterlerimiz de böyle kış elbiseleri mevcut üzerlerinde. Bence güzel olmuş. Oyuna çoktan gelmesi gereken bir özellikti. Yani bu kadar geç gelmesi. 10 yıldan fazla bir süre sonra gelmesi yani bayağı bir aslında saçma olmuş ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Geç olsun yine olsun diyenlerdeniz. Bu bölüme ait artık başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Yani ben asıl rakun gölünü göstermek istedim. Rakunları gösterdik birazcık. Bir de şu Lütfi heykelini gösterdik. O da her gün başka bir şey veriyor. Hatta şöyle bir gün daha geçirip tekrardan bir bakalım. Sizin şansınıza ne gelecek onu da bir görelim. Evet mesela bu sefer %10 kritik geldi. Bu geldiği zaman direkt mağaraya gidip mağarada yaratık kesebilirsiniz. Zaten yaratık kesme görevleri var biliyorsunuz canavar loncasında. Yani bugün güzel bir gün. %10 kritik vuruşla çok da güzel şeyler yapılabilir mağarada. Muhtemelen de ben zaten mağaraya giderim şimdi. Şöyle durduralım. Bölüm burada bırakalım. Yine böyle değişik bir etkinlik, değişik bir özellik falan keşfettiğimde 1.6'ya dair yine videoyu devam ettiriyor olacağım. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz.